Merhabalar. Bugün Ali Paşa'dayız. Tarihi bir mekandayız arkadaşlar. Tam bu mekanın arkasında bir tane kilise var arkadaşlar. Bu eski bir tarihi alandır. Tabii ben biraz üstteyim şu anda. Ben bir evin üzerine çıkmışım. Yani bir evin üzerine, müstakil evin üzerine çıktım. Bu da tarihi bir evdir. Ve Diyarbakır'ın evini bu şekilde izleyerek biz Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bazı konular ve insanlık hakkında bazı konular konuşacağız. Evet arkadaşlar. Eski Diyarbakır evleri havuzluydu, görüyorsunuz havuz. Hem orada bir tane var, hem de burada havuz bir tane var. Diyarbakır'ın evleri çok güzel. Siyah taşları görüyor musunuz? İşte diyor ya kara şehir. İşte Aslan'ın kara şehir. Her yeri kara. Bahtı da karadır ama bahtı beyaza dönecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bir de bunu söylemek istiyorum. Benim bazı kaynaklarda okuduğum arkadaşlar tabii ki kesinliğini alabilir. 4 insan türü önce yaratıldı Allah tarafından. Ve 3 tür başka galaksilerde, başka gezegenlerde yaşıyor. Hepsi biyolojik varlık. Biz insanlar olarak dünyayı seçtik. Ve Kalubela'da dünyayı seçtik. Ve bizim bazı akrabalarımız var. Bunların içinde Hızır Aleyhisselam vardı. Hızır Aleyhisselam'ın bize bazen yardıma geldiği, başka galaksilerden yardıma geldiği alan emriyle, yani biz onların akrabası olduğumuz için yardıma geldi diye bazı rivayetler vardı. Ama hangi galaksilerde nerede olduklarını alabilir. Onun için arkadaşlar biz burada dememiz gereken şeyi, bizim bilmediğimiz çok şey var. Araştırmamız lazım arkadaşlar bazı konularda. Yani İbni Arabi diyor ya 40 tane Adem vardır. İşte biz bazı şeyleri belki de tam olarak bilemiyoruz. Tabi zaman içerisinde hepsi çözülebilir Allah'ın izniyle. Allah kerimdir arkadaşlar. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Diyarbakır'dan çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu her zaman söylüyoruz. Ve artık gökyüzü ve yeryüzündeki olaylar bize bazı olayların olacağını açıklıyor zaten. Ve gerçekten de önemli olaylar olacak. Allah bizimle beraber olsun. Mehdi Aleyhisselam'ın çıktığı zaman yapacağı icatlerden biri fakirlere destek olacağı. Yani zeki olacağı ve yüzünün parlak olacağı rivayet ediliyor. Bazı yerlerde Mehdi Aleyhisselam'ın çıktığına dair bazı videolar olsa da pek de itibar edilmemeli. Çünkü gökyüzünden daha bir ses çıkmadı ve insanlar kendini Mehdi ilan etmeye başladılar. Bunlar da sakıncalı durumlar. Bunları da uyarmamız gerekiyor. Gerçekten Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman gökten, bak gökten sesler gelecek arkadaşlar. Bunu kaçırmayın gözden. Hani şu anda biz gökyüzünü çekiyoruz arkadaşlar, görüyorsunuz. Gökyüzünden ne güzel manzaralar var. İşte Allahu Teala gökyüzünden insanlara haberini gönderecektir. Yani mesela Hızır Aleyhisselam'ın gelişi, bak Hızır Aleyhisselam'ın gelişi, Mehdi Aleyhisselam'a yardım edişi, görünmeyen olduğunu biliyoruz. Hem görünebiliyor hem görünmeyebiliyor. Hızır Aleyhisselam, yani Hızır'ı ve Mehdi Aleyhisselam'a yardım edecek. Bunu da bilelim arkadaşlar. Şu anda Diyarbakır bulutlarını görüyorsunuz. Ve çok büyük işaretler var. Arkadaşlar bunlara bakabilirler. Evet, çok önemli konular. Konular çok önemlidir. Konular çok önemlidir arkadaşlar. Allah bizimle beraber olsun. Ne diyelim yani? Yani şu anda dünyada bazı olaylar oluyor. Felaket olayları oluyor. Ve biz ne zaman diyorum ki Hz. Mehdi Aleyhisselam Nuh'un artık Nuh'tan sonraki kurtarıcıdır. Çünkü o zaman büyük bir küresel felaket olmuştu. Aslında o da kaçıncı felaket dünyada? Yedinci felaketlerden bir felakettir Nuh Aleyhisselam'ın felaketi. Yani büyük felaketler daha önce de olmuştur. 7 kez fazladan da olmuştur. Tabii bu kaynaklar hadislerde ya da bazı yerlerde görülmez ama Kur'an-ı Kerim'de onların şifresi vardır. Yani Kur'an-ı Kerim öyle boş bir kitap değil. İçi dolu doludur. Okudukça daha fazla bilgiler de alabiliriz. Allah bunları biliyor yani. Ve Allah bize ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ben sizin bildiklerinizi de bilirim, bilmediklerinizi de bilirim. Bugün Diyarbakır bulutları gerçekten bize önemli konular anlatıyor mesela. Bak şimdi biz bakabiliriz burada. Bakın arkadaşlar. Evet, şu anda biz videolarımızı çekiyoruz. Evet, Diyarbakır üzerinden güzel videolar. İnşallah bak burada da gökyüzünden gelecek olan olayların ve haberci meleklerin gelmesine az kaldı. Kanatlı melekler diyoruz ya, Hz. Mehdi'ye destek olacak melekler. Allah kerimdir arkadaşlar. Allah bize yardım etsin ve zaten Mehdi'ler tabii ki çok olacaktır. Çünkü bu ayrı zamanda olacak olaydır. Mehdi Aleyhisselam'ın gerçek Mehdi ne zaman çıkacağını Allah bilir. Ve kendisi de çok zeki bir insandır. Kendisi çok akıllıdır ve gökyüzüyle her zaman bir haber beklemektedir. Şu anda nerede bir yerde oturuyordu, kahvesini yudumluyordur. Ve bizi belki de izliyordur yani kendisi. Allah razı olsun ondan. Çok iyi bir insandır kendisi. Tabii ki Hz. Mehdi demek basit bir şey değildir. Yani öyle herkes de kendi Mehdi görmemelidir. Bazı arkadaşlar da Mehdi konusunu sulandırmaya başladılar. İşte
Mehdi Diyarbakır'dan çıkmayacak, işte oradan çıkacak. Ya nereden çıkarsa çıkacak yani. Bizim, bize göre, bizim inancımıza göre Diyarbakır'dır. Ve Diyarbakır'ın önemi nedir? Çünkü önemli bir konudur. Diyarbakır hem Yahudiler için, hem Hristiyanlar için, hem Müslümanlar için kutsal bir yerdir. Yani bunları unutmamak lazım. Bugün hava güneşlidir arkadaşlar. Yani biraz güneş, biraz rüzgarlı. Belki videoda da seslerimiz iyi gelmez yani. En azından bugün de bir hatıra olarak bir videomuzu bırakalım. En azından böyle bir hayır da yapalım. İnsanlar da bu videolarımızı izledikten sonra inşallah güzel yorumlar yazarlar. Yani bize destek olmanız lazım arkadaşlar. Biz bugün gerçekten zor şartlarda çalışıyoruz. Bunu da bilmenizi istiyorum. Hani ben Çetin Tatar olarak gerekirse ben sabahlara kadar uyumuyorum. Araştırmalar içindeyim. Ve siz de bize destek olmanızı istiyoruz. Yani destek olmadığınız zaman ne oluyor? Mehdi Aleyhisselam'a bir hakaret gibi bir şey yani. Çünkü Mehdi Aleyhisselam kimdir? O bizi izliyordu şu an. Yani illaki bu çağda çıkacağına inanıyorum. Yani bu çağda ben çıkacağına inanıyorum yani. Ne zaman? Çağ dediğimiz yani bana göre bu yıllarda çıkacak. Hani gün diyemem yani ama kaç yıl olduğunu Allah bilir. Bana göre öyle bir şey ve bizi izlediğini düşünüyorum. Çünkü Mehdi Aleyhisselam kendini merak ediyordur. Bazı şüpheleri vardır. Hani kendine göre bazı şüpheleri vardır. Ben miyim acaba? Acaba ben miyim? Ben değil miyim? Acaba kendine bir şüphesi var. O da bekliyor. Gökten ses gelsin ki tamam artık işe başlasın ve melekler ona destek olsun. Uç son işler. Melekler ona destek olsun. O da kendisini bekliyor. Yani aslında Mehdi Aleyhisselam'ın bir şüphesi var. Yani küçük bir şüphesi var. O şüphesini de atlattıktan sonra işte zuhur edecek. Zuhur zamanı da az bir zaman bence kalmıştır. Yani bana göre zaman az olabilir ama zamanı veremeyiz. Yani yıllar yani. Bana göre yıllar kaldı. Yani günler değil, aylar değil. Ama bu aylarda daha büyük felaketler bizi bekleyeceğini ben düşünüyorum. Önemli olan konu bu arkadaşlar. Ben size bunu demek istiyorum. İşte güzel mekanımızı yeniden çekelim arkadaşlar. Önemli bir konudur ve Allah-u Teala bize yardım etsin. Her zaman bizimle olsun ve gökyüzünden gelecek olan melekler zalimlerin belini kırsın ve artık fakirler de, mazlumlar da, halklar da rahat bir nefes alsın. İnsanların düşmanları kimlerdir arkadaşlar? İnsanların düşmanı Deccal'dır. Ve Deccal'ın askerleridir. Bunlar insanların bazı enerjilerini yok ettiler. Mesela uçabilen, eskiden bizim atalarımız suyun üzerinde yürüyebilirdiler. Şimdi uç sonuçlar diyoruz ya. İşte bunları bitirdiler. Uçabilen insanlar vardı. Hatta biz yok kanatlı insanlar. Mesela ben bunu önemli konu bu. Bu önemli konu. İnsanlar hatta duvardan duvara geçiş yapabiliyorlardı. Duvardan duvara geçiş yapıyorlardı. Ne oldu şimdi? İnsanlar sadece yemeğini yesin, suyunu içsin, öresin. Bu şekilde bizi bayağı bizi şey yaptılar. Bizimle oynadılar yani. Şu anda bize bir de hastalıklı ırk diyorlar. Hastalıklı insan türü diyorlar. Hastalıklı insan türü nedir? Bizi işte o başka bir galaksiden alıp buraya getirdiler. Yani dünyaya gelen kaynaklar 4 ayrı kaynak vardır arkadaşlar. 4 ayrı kaynaktan bize bilgiler geliyor dünya üzerindeki insanlara. Her ülkenin mesela Hindistan'daki din inancına göre Müslümanların Allah'ı onlara göre şeytandır estağfurullah. Mesela bize göre onların Allah'ı ise bize göre onların Allah'ı şeytandır. Yani onlar putperesttir yani günahkardırlar. Bunun için gökyüzünden farklı kanallardan bize bilgiler geliyor. Kimi Deccal'den geliyor, kimi Allah'tan geliyor. Bizi yaratan. Şimdi biz orijin varlıklarız. Orijin demek yani Allah'ın bizi yarattığını biliyoruz. Hani başka bir tür bizi yaratmadı. Ama zaman içerisinde nasıl ki insanlar pitbull türlerini çalışarak, laboratuvarda çalışarak öğrettiler ya. İşte bazı ırklar da, bazı türler de başka türleri öğretti ve yaptı yani. Ama biz elhamdülillah Allah'ın yarattıklarıyız. Hani orijinal yaratılmışız. Ama bizden korktukları için bazı türler bizim güçlerimizi düşürdüler. Yani nasıl düşürdüler? İşte bizim uçabildiğimiz yıllar yok. Artık bizim eskiden duvardan duvara geçişler. Mesela bazı insanlar vardı eskiden keramet sahipleri. Buradan Kabe'ye kadar gidip gelebiliyorlardı. Mesela sen evinde konuşurken senden haber alabiliyordu. Ama şimdi yavaş yavaş insanlar artık maddeleştiği için evimin kirası, elektrik kirası insanlar artık maneviyattan koptuğu için insanlar üçüncü boyutta kaldılar. Aslında insanlar eskiden daha da farklı boyutlardaydılar. Yani boyutları düştü yani. Beşinci boyutta yaşayan insanlar üçüncü boyutta indirildi. Felsefe olarak, beyin olarak. Hazreti Mehdi işte bunun mücadelesini yapacak. İnsanlar işte diyoruz uyanış. İnsanlar artık uyanış. İşte maneviyatın yükselişi ve Hazreti Mehdi'nin de insanlarla beraber yükselişi ve dünyanın yükselişi ve mazlumların yükselişi olacak. Deccalların ve kötü ruhların hepsinin çıkışı olacak Allah'ın izniyle ve Allah bize yardım etsin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum ve Çetin Tatar arkadaşlar bize destek olun. Çetin Tatar kardeşlere destek olun ve inşallah Allah bize yardım edecek. Güzel günler de bizi bekliyor arkadaşlar.
Teşekkür ediyorum kardeşlerim. Eyvallah.